Şimdi aynı yöntemle buradaki modülü de oluşturalım. Burada görmüş olduğunuz gibi bir camlı kısım var. Cam kısmı oluşturacağız. Cam kısmı oluştururken görmüş olduğunuz şu kısım, ön cepheden de baktığımızda bu pencereleri biliyorsunuz, geçişler yapabiliyoruz. Bunların ikisini extrude yapmam gerekiyor. Bunların derinliklerine bakalım projeden. Bunların derinlik miktarları üst görünüşte. Şuradan daha net belli olacak. Dist komutunu çalıştırıyorum. Şuradaki derinliği ölçüyorum. 30 cm'miş. Yine extrude komutunu çalıştırıyorum. Extrude komutu. Ardından bunu aynı işlemi buradan da gerçekleştirebiliyoruz. Ana taptan biliyorsunuz. Solid tabından da aynı komutların kısa yolları mevcut. Buradan nesneyi seçiyorum. Aynı nesnenin benzeri olanını da seçiyorum. Derinlikleri aynı olacak. Enter yapıyorum. Bunların derinliklerini şimdi 32 yapıyorum ki araya bir kapak gelecek. Yani şu kısma kapak gelecek. Bu bölümleri tamamlıyorum. Bunları tamamladıktan sonra bunların yine yanlarını açık kalacak değil tabii ki. Bunların yanlarına yine iki tane panel suntalan malzeme eklememiz gerekecek. Box komutuna tıklıyorum. Box komutuna tıkladıktan sonra bu işlemi yani mevcut pencereden değil de diğer pencereden yapacağım. Bu pencereye geçiyorum. Çünkü bu iş pencerede yapmak daha kolay. Buraya geçtikten sonra arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz köşeye tıklıyorum. Ardından ikinci noktam burası olacak. Yani şu noktanın devamı olan bölüm olacak. Buraya tıklıyorum. Ve yüksekliğini perspektif penceresinde görmüş olduğunuz gibi oluşmaya başlıyor. Yüksekliğini 30 enter yapıyorum. Bu şekilde yaptığımızda buradaki paneli oluşturmuş olacağız. Bu mevcut panelin üstüne tıkladığımızda gizmo aracı çıkıyor. Gizmo aracıyla da taşıyabilirim. Veya gizmo aracının seçili nesnenin üstünden dışarıda boş bir yere, ekranda boş bir yere sağ tıklayıp buradan Copy Selection dememiz yeterli. Copy Selection demedikten sonra bu nesnenin içte kalan arka noktasını tıklıyorum ve buraya bırakıyorum. Şimdi üst görünüşten bakıyorum. Bakın buradaki nesneyi oluşturduk. Şöyle döndürelim. Bu tarafta da net olarak görünüyor. Bu o modül kısmının üst kısmını, alt kısmını ve yanlarını bu şekilde modellemiş olduk. Şimdi devamında alt kısımda görmüş olduğunuz çekmece modül kısmı var. Öncelikle buradan biliyorsunuz artık burası ön görünüş, üst görünüş pardon. Üst görünüşten buradaki nesnenin ölçülerini alacağım. Yani çekmece modülünün derinlik ölçüleri lazım bana. Buradaki dikdörtgeni seçtiğimde zaten derinlik ölçüleri görünüyor. 5 yazıyor. Bakın vertex'in üzerine beklediğimizde. Şimdi burada şöyle bir yöntem izleyeceğim. Hem solid komutu öğrenmek adına burada öncelikle bir box komutuyla buradaki çekmece modülünü komple modelleyeceğim. Şöyle ki şuradaki iki nokta arasına. Ardından derinliği gireceğim. 45. Enter yapacağım. Burası şu anda içi boş, içi dolu bir nesne olarak görülüyor. Aynı işlem buradaki üst kısımdaki modül için de geçerli. Yani bunların içerisinde eşya konulacak, malzeme konulacak. Bunların içlerinin boş olması gerekiyor. Bu iç boşaltma işlemini AutoCAD'de Solid komutların içerisinde Solid Edition'dan Shell komutuyla gerçekleştiriyoruz. Shell yani kapı vermek anlamına geliyor kelime itibariyle. Shell komutunu çalıştırdıktan sonra içini boşaltacağınız veya da kenar karınlı vereceğiniz nesneyi seçmeniz gerekiyor. Buradaki birinci nesnem ekranda görmüş olduğunuz şu nesnem olsun. Bunu seçtikten sonra hemen işlemi enterlamıyoruz. Dikkat edin. Burada hangi yüzeyleri bu kabuk yapma işleminden çıkarmak istiyorsak onu seçmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bu dolap hangi taraftan kapısı veya kapağı açılacak? Tabii ki şu yüzeyde açılacak. Bu yüzeyi seçip bu kısma kalınlık vermesini engelliyorum. Dolayısıyla dolabın bu yüzeyden açılmasını sağlıyorum. Şimdi bu yüzeyin üstüne tıklıyorum. Yüzeyin üstüne tıkladığımızda diğer kısımlar mavi renkteyken bu yüzey normal bir renk alıyor. Ardından işlemi enter yapıyorum.
Enter'lıyorum. Bakalım. Yanlış yüzeyler. Bakın şu yüzeyi yanlışlıkla çıkardık. İşlemeye SC yapalım. Tekrar Shell. Nesneyi seçtik. 3D Solid. Yüzeyi seçtik. Bu şekilde. Tabi çakışık nesneleri durum komutumuz açık olduğu için bazen bu tür uyarılar verebilir. Şimdi sadece bu yüzeyden hariç diğer yüzeylerden itibaren kenarlarından offset yapmak suretiyle vereceğim değerde bir kalınlık verecek. Buradaki kutuya diyelim artık. Enter yapıyorum. Bir daha enter. Şimdi distance dediğimiz mesafe kalınlığı istiyor. Yani burada kullanacağımız malzeme kalınlığı kadar bir mesafe girmem lazım. Normalde bu 1.8'dir. Ben direkt şu anda 2 girip enter diyorum. 2 girip enterladıktan sonra bakın içi boşaldı. Kenarlarına 2'şer santimlik mesafe verildi. Ve üst yüzeyi seçtiğim yüzeye doğru bu dolap veyahut da modül açıldı. Exit diyorum. Aynı işlemi buradaki kabin içinde yapıyorum. Enter. Tekrar shell komutu. Shell komutuna girdikten sonra 3D katıyı seçiyorum. Ardından remove face or yazıyor bakın. Bu yüzeyi üstüne tıklayarak bu yüzeyden kalınlaşma işleminin oluşmasını ve bu yüzeyin açık kalmasını sağlıyorum. Enter'lıyorum. Sonra shell offset distance mesafesini bilmem gerekiyor. Yani 2 enter yapıyorum. Bunu girdikten sonra görmüş olduğunuz gibi burada malzeme kalınlıkları tayin ediliyor ve bu şekilde modül oluşmuş oluyor.